Ne yaptınız zannediyorsunuz siz? Sus yürü. Nasıl bir suç işlediğinizi farkında mısınız? Otur şuraya. Bunun hesabını vereceksiniz. Kes sesini, rahat dur. Bırak, bırak beni! Rahat dur. Ne yapacaksınız? Öldürecek misiniz? Aklınıza korkutacaksınız değil mi beni? Süleyman, siz Saygın Bey'in villasına geçin. Çabuk, sizi bekliyorum. Tamam abi. Kimsiniz siz? Kimsiniz siz? Savcı Leyla. Neden burada olduğunu biliyor musun? Ecelinize susadığınız için buradayım. Seni kaçırdık. Çünkü burnun çok uzun. Ama anlamadığın bir şey var. Bizim de elimiz çok uzun. Biz her yerdeyiz. Bizimle baş edemezsin. O yüzden seni nazikçe uyarmak istedik. Öyle mi? Ya dinlemezsem? O zaman daha ciddi bir konuşma yaparız. O zaman canın yanar. O zaman sevdiklerine zarar gelir. Annene, abine, tıpkı babana olduğu gibi. Ne diyorsun lan sen? Babamla ne ilginiz var sizin? Siz mi öldürdünüz lan benim babamı? Siz mi öldürdünüz? Biz öldürseydik bunu bilirdin. Onu oyuncakçı denen adam öldürdü. Seninle aynı taraftayız. Yani biz de onun peşindeyiz. Kimsiniz lan siz? Ben sizinle aynı tarafta falan değilim. Son kurcaladığın dosyadan uzak duracaksın. Elif veya diğerleri. O işe karışma. Bir daha uyarmayacağız. Ne oluyor lan? Kim var lan orada? Sıkın bir tarafına. Sıkın lan, sıkın. Abi vuruldun. Gidelim abi. Vuruldun abi. Polisler gelir birazdan. Umarım gereken ders almışsındır savcı. Bu işin peşini bırak. Yoksa bu iş böyle yarım kalmaz. Çöz lan beni. Göster kendini, yüzüme söyle korkak. Çöz beni! Kim var orada? Kim var orada? Kim var orada?
Kimsin sen? Kimsin sen? Niye konuşmuyorsun? Niye konuşmuyorsun? Sesini tanırım diye mi konuşmuyorsun sen? Tamam. Oyuncakçı mısın? Sen oyuncakçı mısın? Hamdi Atılbay'ı sen mi öldürdün? Çöz beni. Çöz beni. Çöz beni. Çöz beni. Çöz. Gerçekten iyisiniz değil mi? İyiyim, iyiyim. Savcım, kimdi bu adamlar? Hiçbir şey görebildiniz mi? Siz de şöyle o taraflara iyi bakın. Başlayın. Bilmiyorum işte, biri vuruldu. Ne buluyorsanız toplayın. Yalnız Refik Komiser, bu iş aramızda kalacak. Resmi bir şey yapmayacaksınız. Bir arkayı da dolaşın. Nasıl ya? Aramızda kalacak yani. Efendim? Koskoca Cumhuriyet Savcısını alıp kaçırmak nedir? Nasıl olur böyle bir şey? Ne diyorsam onu yap Refik Komiser. Soru sorma. Anlaşıldı. Sen benim böyle her ihtiyacım olduğunda ortadan mı kaybolacaksın? Nasıl yani? Neredesin sen ya? Evdeyim. Neredesin sen Kenan? Bir gün geçti. Koca bir gün. Arıyorum, ulaşamıyorum. Ha, ölsek kalsak haberin olmayacak. Ama sen söyledin ya, ailemle vakit geçirmek istiyorum belki diye öyle düşündüm. O yüzden ama haklısın. Çok özür dilerim. Dileme. Özür falan dileme. Senin başka bir şeyin mi var? Daha ne olsun?
Ha, daha ne olsun? Babam öldü. Biliyorum. Babam öldü, ortalarda yoksun. Arıyorum, ulaşamıyorum. Dün gece başıma neler geldi, haberin bile yok. Sen hiç mi merak etmiyorsun ya beni? Olur mu öyle şey? Ne biçim laf o yahu? Ne geldi ki başına dün? Kaçırıldım ben. Ne? Dün gece kaçırıldım. Nasıl kaçırıldın? Kim niye yaptı bunu? Bilmiyorum. Bilsem şu an gırtlaklarında olurdum değil mi? Sana bir şey yaptılar mı? Ne biçim haber bu ya? Hayır, iyiyim. Biri geldi, kurtardı. Kim kurtardı? Adam gibi anlatır mısın lütfen? Oyuncakçı. Oyuncakçı kurtardı. Al. Babamı öldürmediğini söylüyor. Diğer adamlar yapmış. Elif'i kaçıran adamlar. Necati denen adam da işin içindeymiş. Bu ne alaka bu Leyla? Babandan ne istiyorlarmış ki? Bilmiyorum. O Necati denen adamı ulaşınca öğreneceğiz. Sen bir katilin sözüne güven. O hala bir katil, kendine gel. Bilmiyorum. Bana bir şey yapmadı. İstese yapabilirdim ama yapmadı. Gel. Efendim, babanızın otopsisi sonuçlanmış. Adli tıp raporu. İlk tespitlerle örtüşüyor. Farklı zamanlarda farklı darbe ve boğuşma tespiti var. Doğru söylüyor. Kim? Boşver. Efendim, katil oyuncakçı değil o zaman. Öyle görünüyor. Ve bu daha kötü. Sizin babanızdan kim ne istemiş olabilir ki? Öğrenmeme müsaade etmiyorlar Refik Komiser. Ben bu dosyadan alındım. Senden bir şey rica edeceğim. Buyurun, buyurun. Aramızda kalacak. Elbette. Necati denen bir adam vardı. Konuşmuştun, hatırlıyor musun? Evet. Maktul'ün ailesiyle telefonda konuşmuştu. Biz de dinleme yapmıştık. Ama resmi bir dinleme olmadığı için deli niteliği taşımıyordu. Doğru, maalesef. Ben Necati ile ilgili tüm bilgileri istiyorum. Her şeyi. Tabii ki. Sağ ol. Müsaadenizle. Buyurun. Merhaba. Leyla. Abi. Geç. Hayırdır? Sen gelmiyorsun kızım, ben geleyim dedim bir ya. Ne oldu? Bir haber var mı babamın defin işlemlerine? Bak annem evde sorup duruyor. Haber vereceğim dedim değil mi? Yeni geldi, şimdi geldi rapor. Yarın alabiliriz naaşı. Annemlere söylerim ben. Lan ne biçim hayat be? Baban ölüyor. Adamın cesedine bile huzur vermiyorlar. Bir rahat rahat gömemiyorsun bile. Senin için de zor. Olay yeri diye gidiyorsun babanın. Neyse tamam, ben gideyim. Senin işin vardır. Leyla. Bak bu işin arkasında kim var öğrenirsen bize söyle, tamam mı? Tamam. Konuşuruz. Bak bilmeye hakkımız var. Tamam. İyi. Leyla abla. Elif. Ben bölmüyorum değil mi? Yok yok, gel. Şey, ben evrak imzalamak için gelmiştim de öyle gelmişken seni de göreyim dedim. İmzala gel hadi. Tamam, çantam alıp geliyorum. Leyla. Kim bu kız? Elif. Benim baktığım dosyada mağdur kızlardan biri. Neler yaşamış garip. Neyse ben gideyim. Görüşürüz. Ay.
Gel buraya. Hoş geldin. Geç hadi. Bu kız yani hürmetli bir abimizin kızıymış, tamam mı? Evden kaçmış. Yani bizden yardımcı olmamızı, bu kızı bulmamızı istediler. Bu ya, bir şey yok. Gökhan, neyin içine soktun lan sen beni? Neyin içine soktun lan? Efendim? Kardeşim? Efendim Gökhan? Ya şu benim mekana gelsene bu akşam. Hem bir konuşuruz, otururuz. Hem güzel bir iş de geldi. Olur. Olur, geleyim. Eyvallah. Eyvallah. Benim sana bir şey söylemem lazım. Soruşturmadan alındım ben bugün. Nasıl ya? Niye? Dosya babamın ölümüyle ilintili. Bir de magazine falan çıktık. Her şey üst üste geldi. Yani zaten biliyorduk böyle bir şey olacağını. Babam ne diyor peki bu durumu? Ne desin? Yapacak bir şey yok. Beni boş ver. Sen nasılsın? İyiyim. De sen niye sürekli bunu soruyorsun? Ben özür dilerim. Yani sabah aramadın diye çok üstüne geldim. Bu aralar biraz sinirlerim bozuk, hesap falan sormaya kalktım sana. Hayır. Sen boşuna kendi üstüne gidiyorsun bu kadar. Hem daha önemli bir şey var. Benim sana söylemem gereken. Çayları alsak oraya geçsek olur mu? Olur, sen geç geliyorum. Sen bana sürekli soruyorsun iyi misin, iyi misin diye. Ben bazen iyi değilim. Her zaman olmuyor ama böyle arada gidip birini bekliyorsun. Yok. Abi. Abi. İyi misin sen? Değilim. Ben sizi yalnız bırakayım. Yok yok, dur sen de ya. Sen de dinle. Zaten olayın içinde sayılırsın. Anlat. Ne oldu? Ya Leyla, bu Elif dediğin kız var ya, çetenin eline düşen. Evet. Ben ona bunu kimlerin yaptığını biliyorum. Ne demek kimlerin yaptığını biliyorum? Sen ne dediğini farkında mısın? Bugün adliyede kızı görünce anladım işte neyin ne olduğunu. Sen bu işin içinde misin? Hayır. Sen nasıl bulaştın bu işe? Bulaşmadım ya. Bulaşmadım yani. Az kaldı bulaşıyordum. Kes sesini o zaman, anlat. Leyla'cığım. Bulaşmadım diyorum. Ne demek biliyorum o zaman? Leyla'cığım gelir misin? Ne?
Allah'ım biliyorum diyor ya. Bana bakar mısın? Ne? Adliyede değiliz. O ne demek? Abini şu an sorguya çekiyorsun. Adam da şokta. Ya sen bana işimi mi öğretiyorsun? İşini öğretmiyorum, iş yerinde değiliz. Ama böyle olmaz. Ne dedim ki ben? Ha ne yaptım ben? Tutuklama istemeli mahkemeye gönderiyor gibisin. Oldu mu? Yapma şunu. Nasıl bir işe bulaşmışsan görmüyor musun? Hayatım tamam bir dinleyelim ilk önce. Ne olduğunu anlayalım. Lütfen. Sakin ol. Leyla bak inan bana. Bak bu sefer inan. Gerçekten bilmiyordum ben. Tamam anlat o zaman en başından. Ya babamın borcu vardı ya. Evet. Benim arkadaşım vardı hani Gökhan. Hapishanedeki hatırlıyor musun? Onun bir tanıdığı varmış işte İsmet. Ona gittik. Para mı aldın onlardan? Ya anlatsana para mı aldın onlardan? Aldım. Babam için aldım. Aldım ama yani başta bir şey yoktu yani harbiden. Tabii sonra karşılığını istemişlerdir. Aynen. Bir gün bu Gökhan Elif'in fotoğrafını gösterdi işte bana. Sevdikleri bir abinin kızı mıymış neymiş evden kaçmış dedi. Kızı bulmamızı istediler yani. Kim? İsmet mi istedi? Yok. İsmet'in ipini çektiler. Başka biri var. Kim? Her şeyin başında başka biri var. Necati diye biri. Of. Of. Abi. İyi madem bu kadarını biliyorsun. Sana bir şey söyleyeceğim ama sakin olacaksın. Hayda. Sen bunu dediysen yandık ya. Sakin olmak zorundasın. Tamam söyle. Babam bu adamları öldürmüş olabilir. Ne? Ne diyorsun kızım sen? Oyuncakçı yapmamış mıydı bunu? O değil. Ulan Gökhan. Ulan ben seni öldürmez miyim? Hayır sakin ol. Bir dakika abi. Bir dakika bırak beni ya. Gökhan'ı uyandırmamamız gerekiyor. Lütfen. Uyandı zaten uyandı. Her şeyi üstüme yıkacaklarmış. Pusu kurmuşlar bana. Bütün olayı benim üstüme yıkacaklarmış. Dağıttım ağzını yüzünü. Necati'nin adını da öyle öğrendim. Eyvah. Abi ne diyorsun sen? Ha ne yaptın sen? Ya adamı arayacak her şey mahvolacak. Arayamaz. Burada Gökhan. Arabada. Nasıl ya? Gel. Ben Refik komiseri arıyorum. Hayır hayır ben babamı arayayım. Sen soruşturmadan alını ya. Doğru söylüyorsun tamam. Başsavcıyı ara. Efendim oğlum hayırdır bu saatte? Sana önemli bir şey söyleyeceğim. Bir şey mi olmuş? Oğlum anlatsana çatlat ben sana ne oldu? Yok, telefonda olmaz şimdi. Adliyeye gidiyoruz. Sen oraya git, orada konuşalım. Tamam. Ne olmuş? Bilmiyorum. Adliyeye geldi. Her şey açığa çıktı. Kesin öğrendi. Öğrendiyse öğrendi dedin. Ne yapalım yani? Biz öyle sürükleyip duruyoruz. Ne diyeyim? Turan, Turan. Ben de geleyim. Yok, yok, yok. Sen otur oturduğun yerde. Bir anlayalım bakalım ne olmuş. Dur. Tamam Kenan. Ben haber veririm sana. Baban bir gelsin. Tamam, tamam canım. Anneme haber ver istersen merak etmesinler. Ya arayacağım şimdi bir ton soru soracaklar. Hiç kaldıramam ya. Şu iş bitsin öyle haber verin. Başsavcım. Kim bu dışarıdaki adamın ağzı burnu dağılmış?
Helal. Ne işler çeviriyorsun sen burada? Abi bize bir izin verir misin? Hı. Tahir. Bak bu adamlar beni öldürür. Tamam mı? Sen tanımıyorsun bu adamları. Cehennemin dibine kadar yolun var. Bak Gökhan. İçeri girince her şeyi anlatacaksın ha. Her şeyi. Yoksa onlar öldürmezse ben öldürürüm, gömerim seni bir yere. Yani sen şimdi amirlerine haber vermeden araştırmaya devam mı ediyorsun? Efendim biliyorsunuz bu dosya... Leyla, böyle bir şey yapamazsın. Kafana göre iş yapamazsın. Savcılık faaliyeti falan yürütemezsin. Bu dosyanın bir savcısı var kızım. Ortaya çıkarsa kariyerin biter, hakkında soruşturma açılır. Başsavcım, bu adamlar benim babamı öldürmüş olabilir. Ve benim yüzümden olabilir. Yani sırf bu dosyayla ilgileniyorum diye. E şimdi ben nasıl bırakayım? Nasıl çekileyim, nasıl araştırmayayım? Duramam. Elim kolum bağlıymış gibi öylece duramam. Tüm mesuliyeti ben kabul ediyorum. Ben üzerime alıyorum. Hakkımda vereceğiniz her türlü karara da saygım sonsuz. Tamam, getir şunu. Emredersiniz. Getir. Geçelim böyle. Gel, gel. Geç şöyle. Geç. Evet, anlat bakalım. Şey... Ben bu Necati denen adama bağlı çalışıyorum. Ne bu adamın görevi? Kızları bulur. Kızlara sokulacak adamları ayarlar. Biri temizlenecekse temizler. Delilin var mı? İspatlayabilir misin? Ya benim elimde bir delil yok. Ama Necati'nin ofisinde bir kasası varmış. Kendini sağlam almak için yaptığı işlerin bazı kopyalarını o kasada saklıyormuş. Yani şantaj için. Bir delil varsa oradadır. Refik, hemen bir isimsiz ihbarda bulunalım. Sonra sen çocukları al git. Mekana basın, toplayın ne varsa alıp getirin. Bu son şansımız olabilir. Emredersiniz. Hadi. Şimdi sana bir soru soracağım. Adam gibi cevap vereceksin. Yoksa kimse seni benim elimden alamaz. Tamam. Babamı tanıyorsun. Evet. Ekrem Bey. Bunlar mı öldürdü? Bakma yüzüme, öyle söyle. Bunlar mı öldürdü? Evet, Necati öldürmüş. Orada mıydın sen? Sen orada mıydın? Savcım, bakın. Dokunma bana. Orada mıydın sen? Bakın, ben orada değildim. Yalan söyleme lan bana. Gerçekten orada yoktum ben. Hiçbir şey bilmiyorum. Niye ne oldu, yaptılar? Ne... Gerçekten hiç... Niye yaptılar? Savcım, gerçekten bilmiyorum ne oldu, ne bitti. Ben bu dosyaya bakıyorum diye mi yaptılar? Bakın ben... Babamla bir ilgileri mi vardı? Hiçbir bilmiyorum. Hiç... Yalan söyleme! Necati hiçbir şey anlatmazdı bize. Abim. Abim. Lan abimle ne işin var senin? Yani Tahir'le ilişki kurmamı istediler. Niye? Sormadım. Niye? Sormadım. Yap dediler, yaptım. Seyirciler, dün sabaha karşı İstanbul'da 13 ayrı ev ve iş yerine düzenlenen... Anne, daha hazırlanmadın mı sen? Daha ne hazırlanacağım? Hazırım işte. Suç örgütü çökertildi. Suç örgütü liderinin malikanesine yapılan baskında çok sayıda ruhsatsız silah, uyuşturucu madde ve doküman ele geçirildi. Necati Şeh isimli şahsın başında bulunduğu tespit edilen suç örgütünden şimdiye kadar 48 kişi gözaltına alınırken emniyet yetkilileri sorgulamaların sürdüğünü bildirdi. Aa,
Kız yakalanmış seninkiler. Saçma sapan konuşma be Nuray. Bana bak. Ya ele verirlerse seni? Ay ne yapacaksın sen bu yaştan sonra hapishane köşelerinde Şahinde Hanım? Nuray bozma benim sinirimi, alırım saçını elime gene. Vallahi benim bildiğim Tahir bu işin peşini öyle kolay bırakmaz. Hapishane kesmez onu. Bu işin sonu kötü bence. Bir sus be kızım ya. Bir sus, vır 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 vır. Kimseye huzur vermiyorsun. Nursuz Nuray. Bu oğlan niye geri dönsün eve? Bakalım Tahir Efendi nerede?